Enine boyuna sağlık programı devam ediyor. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının yüksek olduğu bir ülkede tamamlayıcı sağlık sigortası gündem konumuz. Henüz yeni uygulamaya girmiş bir poliçe olarak tarif edelim. Bu önemli konuyu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Sayın Reşat Bahat, Mafra Genel Sigorta Sağlık Tazminat ve Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Halit Başkaya ile stüdyoda değerlendirdik. Birinci bölümümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Namık Kaya da telefonla programımıza bağlandı. Şimdi birinci bölümde bütün başlıkları konuştuk. Tabii ben açılışta çok kaba hatlarıyla söyledim. Kronik hastalığı olmayan 60 yaş altındaki yurttaşlar yılda ortalama 900 lira ödeyerek özel hastanelerde hiç fark vermeden yılda 6 kez muayene olacaklar. Sınırsız yatılı tedavi görecekler. Bunun dışında vatandaşların bilmesi gereken ne tip bir içerikten söz ediyoruz? Evet, bu ürünü dizayn ederken aslında olabildiğince basit bir ürünle müşterilerimizin karşısına çıkmayı hedefledik. Çünkü özel sağlık sigortacılığında en çok eleştiri alan konulardan bir tanesi de bekleme süreleri, özel şartlar, provizyon uygulamaları ve benzeri gibi uygulamaların insanın aklını karıştırdığı yönündeydi. Tamamlayıcı sağlık sigortasını dizayn ederken ise sizin de ifade ettiğiniz gibi birkaç parametreye çok dikkat ettik. Bir tanesi kronik hastalık olmaması. Yani daha önceden süre gelen veya tanı almış bir hastalığın poliçe kapsamı olması elbette ki sigorta mantığının içerisine pek de uygun değil. Nihayetinde bizler belirli bir havuzu yönetmeye çalışıyoruz. Havuz ne kadar büyüyecek olursa bahsetmiş olduğunuz bu kriterleri daraltmak elbette ki mümkün. İlk girişte biz buna sigortacılık terminolojisinde underwriting diyoruz. İnsanların bize bir hastalığı olduğunu beyan etse dahi underwriting yapmadan poliçe öncesine dayanan hastalıkların teminat kapsamında olmadığını ifade etmek zorundayım. Ancak sigortalandıktan sonra ortaya çıkan hastalıkların teminat kapsamında olduğunu söyleyebilirim. Sizin peki kaç yıl sonra bu hak vatandaş açısından doğuyor? Yani mesela bazı sigortalarda 2 yıl, 3 yıl sonra sonsuz yenileme gibi ömür boyu yenileme gibi, evet, bir özel sağlık sigortacılığında ilk yıl genelde birçok hastalık için bekleme süresi olmakla birlikte sektörde bazı değişkenlikler göstermekle birlikte 3. yılın sonunda belirli şartlara riayet edildiğinde ömür boyu yenileme garantisi uygulaması söz konusu. Ancak bu ürün için henüz ömür boyu yenileme garantisi uygulamasını gündeme almış değiliz. Bu ürün 60 yaşından önce sigortalanan insanların 60 yaşından sisteme girmesi ile gündeme gelen bir ürün. Poliçe öncesine dayanan hastalıkları teminat altında almayan bir ürün. İlave ücret alınabilecek hizmetleri kapsama alan bir ürün. Ve SGK'nın karşılamış olduğu hizmetlerin hepsini teminat altına alan bir ürün. Peki, sadece tek istisna var. Evet. İnfertilite ile ilgili bir teminat vermiyoruz bu üründe. Onu bir zaten de, SGK karşılıyor. Evet, 5510 sayılı yasa ile sigortalanması mevzubahis olmayan 12 TL'lik özel hastanelere başvuruştaki katılım payının sigortalanması maalesef mümkün değil. Tabii şimdi gelecekle ilgili konuşmak çok kolay değil ama diyelim ki 57 yaşında birisi geldi, poliçeyi satın aldı. 60 yaşında sistemden çıkacak mı? Çalışmalarımız arasında elbette ki böyle bir ihtimal olmaması için tüm uygulamaları geliştiriyoruz. Bunun için de havuzun büyümesi lazım. Elbette, elbette. Nihayetinde bizim yapmış olduğumuz şey sizin de ifade ettiğiniz gibi belirli bir havuz oluşturmak. Temennimiz o ki 5 yılda 5 milyonluk hedefi hep birlikte tutturalım. Havuz yeterince büyüsün. İçerisindeki havuzun yeterince temiz olmasını sağlayalım. Akabinde halkımızın ihtiyaç duyduğu her türlü teminatı vermeye devam edebilelim. Evet. Şimdi bir önemli konu da özel sağlık sektörünün kalitesini yukarı çeken büyük zincir hastaneler var. Bunların bir kısmı SGK ile anlaşmalı değil. Ama şimdi görüyorum ki tamamlayıcı sağlık sigortasının varlığı B tipi diye tabir edilen SGK ile anlaşmalı hastane sayısının artışını sizce tırmandırır mı? Öyle bir ihtimal var mı? Kesinlikle yani, tabii. Bu çok önemli bir pazar yaratacak. Eğer 5 milyonu geçerse sigortalı sayısı
tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı, göreceksiniz ki burada çok fazla özel sağlık sigortası yapan şirketler olacak. Bu rekabetten hem halk yararlanacak, hem özel sağlık sigortaları bu sayılara çıkılırsa daha az primlerle birlikte bile para kazanabilecekler. Hem de hemen hemen bütün hastaneler aslında A'sı B'si C'si olmadan, sınıflamaya karşıyım ama, yani çok farklı lüks hizmet sunan hastanelerde bu sosyal güvenlik anlaşmasının içine girebilecekler. Bir ülke vatandaşının bir hastaneyi seyrediyor ve gidemiyor olması da rahatsız edici bir şey. Herkes yararlanabilsin. Herkes demeyeyim ama çok insan yararlanabilsin. Çok insanın rahatlıkla gidebileceği bir model oluşturalım. Ama bunun için Avrupa'daki gibi böyle özel sağlık sigortası yaptıran, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının %20-25'lerin, 30'ların üzerine çıkması lazım. Aslında bir şekilde aynı zamanda başta söylediğim gibi medeniyetin de ölçülerinden bir tanesi bu. Bu olacak. Çünkü bu olmazsa öngörülemeyen sağlık problemlerinden dolayı insanlarımızın tekrar fakirleştiği bir döneme gelecekte girilebilir. Yani bir siyasetin de bunu düşünmesi lazım. Talepler arttı dediğiniz gibi. Biraz önce insanların sağlıktan beklentileri dediğiniz çok yüksek. Hükümetin de tabii sağlıktaki memnuniyeti sağlayarak elde ettiği bir oy var. Beklenti bu kadar yükselince daha aşağısını belki insanlar kabul etmek istemeyecekler. İstemeyecekler. Bir de insanlar tabii buna alışıyorlar. Yani öncelikle eczanelerden ilaç almaktan çok mutlu oldular. Aile hekimlerine kolay ulaşmaktan mutlu oldular. İstediği hekime ulaşmaktan mutlu oldular. Hiç yapamayacak ya, bugüne kadar kendilerine sunulmamış hizmetlerin birden sunulmuş olmasından fevkalade mutlu oldu vatandaş. Ama bütün bu nitelikleri tartışılırken nitelikler çok tartışılmadı. Şimdi iş niteliğe girmeye başladı. Yani işte komplike hastalar, işte kaç defa da problemin çözüldüğü, ne kadar şeyle çözüldüğü, nasıl karşılandığı gibi küçük ayrıntılar belirleyici olacak bu işte. Ve vatandaşın memnuniyetinin artması için de mutlaka hatta bunu yaptıramayan insanların aldığı hizmetin kalitesinin de artması için tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyaç var. Eğer özel sağlık kurum ve kuruluşları bu poliçeyle bir kaynak temin edip düzgün kar elde edebilir hale gelirlerse, diğer vatandaşlara ayırabileceği, belki oradaki zarara göz yumabileceği durumlar oluşacak ve durumu çok yetersiz olan insanlarımıza da çok daha güzel hizmetler sunabilecekler diye düşünüyorum. Sizin öngörünüzde şimdi özel sağlık sigortacılığı yapan grubun işte normalde 2500-3000 lira civarında bir paketle sattığı özel sağlık sigortası varken neden 1000 lira civarındaki bir paketi satmak için çaba harcasın gibi bir sizin kafanızda öyle bir düşünce var mı? Yok, çünkü orada çok incitici bir şey var ayrıca. Şimdi 3000 lira 4000 liraya kişiler sağlık sigortası yaptırıyorlar. Özel sağlık sigortası yaptırıyorlar. Ama SGK anlaşması olmayan hastanelere onlarla gidiyorlar veya sosyal güvenlik anlaşması olan hastanelere gitseler bile sosyal güvenliklerinden yararlanamıyorlar. Yani primlerinin 1/3'ünü sağlık için sosyal güvenliğe yatırıyorlar, GSS için yatırıyorlar ama oradan hiç yararlanamıyorlar. Yararlanamadığı için o hizmetin, daha doğrusu o poliçenin maliyeti çok yükseliyor. Burada aslında iki poliçe arasında sağladığı kalite açısından hiçbir fark yok. Burada poliçeyi ucuzlatan şey sosyal güvenliğin ödediği kısmı, sosyal güvenliğin ödemesi, üstünün özel sigortalar tarafından ödenmesi sebebiyle maliyet düşüyor. Bu ikinci sınıf bir sigorta değildir. Evet. Bu çok birinci sınıf bir sigortadır. Evet, vatandaş memnuniyetini de yükseltecek gibi görünüyor. Şimdi telefon attığımızda Gürkan Ergenekon var. Medline Sağlık Grubu CEO'su. Yayınımıza hoş geldiniz Gürkan Bey. İyi akşamlar Sibel Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar Başkanım, iyi akşamlar Halit Bey. İyi akşamlar Gürkan Bey. Yayınımızı eğer izlediyseniz, şimdi özel sağlık... Evet, takip ediyorum. Takip ediyorsunuz. Şimdi iki sağlık kuruluşundan birisiniz. Bu tamamlayıcı sağlık sigortasını
kullanan iki sağlık kuruluşundan birisiniz. Sizin bu sigorta mafyalarıyla yaptığınız bir işbirliği var. Beklentinize uygun bir şekilde mi çıktı? Yoksa bir hizmet sağlayıcı olarak şunlar olursa vatandaş daha fazla farkına varır ve daha fazla talep eder dediğiniz noktalar var mı? Tabii ki. Şimdi aslında ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum öncelikle. Tamamlayıcı sağlık sigortasının Türkiye'de başlamış olması bizce hem Türk sigorta sektörü hem de Türk özel sağlık sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme. Ve sigortadaki pazara baktığımızda inanılmaz böyle bir ürüne ihtiyaç vardı. Bu noktada da biz Medline Sağlık Grubu olarak gelişmeleri yakından takip edip sonuçta bunu ilk defa sektörle tanıştıran Mafre Genel Sigorta'yla bir işbirlikteliğine gittik. Ve bu poliçenin Türkiye'de giderek hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını ve 5 milyon adetlerin de çok daha üstüne çıkacağına inanıyoruz. Tabii burada en önemli konu şu an bunun farkındalığının yaratılması. Bunun için de tabii SGK'nın, özel hastanelerin ve sigorta şirketlerinin bir ortak akılda buluşması gerekiyor. Bir iş planı yapması gerekiyor. Yani şu an konu da tabii çok çok yeni. Ve Türk insanı sizin programınızda da gördük, takip ettim. Henüz tam olarak bunun farkında değil. Kendisine nasıl bir imkan sağladığının farkında değil. Bu farkındalığı yaratmak için biz bütün sektördeki paydaşların ortak çabası gerekiyor. Yani bu pazarı biz birlikte yaratmalıyız, birlikte ileriye götürmeliyiz. Ve ülkemizin de bundan büyük bir fayda sağlayacağını biz inanıyoruz. Sağlık harcamalarının şeffaf bir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak görüyor musunuz? Çünkü özel sağlık sektörü söz konusu olduğu zaman hep bir harcamaların net bir şekilde görünüp görünmediği konusu ayrıca bir tartışma konusu haline geliyor. Bu anlamda işte SGK zaman zaman açıklama yapıyor ya da vatandaşta bazen bu tip algılar oluşabiliyor. Bu anlamda bu tartışmayı da ortadan kaldırır mı? Tamamlayıcı sağlık sigortasının var olan suistimalleri yüksek oranda önleyeceğini düşünüyor musunuz? Yani şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası aslında biraz daha farklı bir olgu. Yani şimdi sizin tabii orada kastettiğiniz konuyu anlıyorum. Yani bazı farkların daha yüksek alınması ya da farklı çalışma usullerinin olabilmesi. Yani az önce Sayın Başkanımız da ifade etti. Yani eğer bir yerde bir yanlışlık varsa, bir suistimal varsa bunu ortaya çıkartmak gerekir. Ve burada bunu yapanla yapmayanın da ayrıştırılması gerekir. Yani tamamlayıcı sağlık sigortasının bu konuları çözüm getirecek gibi bir beklentimiz bizim yok. Ancak bizim burada nasıl bir beklentimiz var? Yani bu fark verme konusunda vatandaşın yaşadığı bir kere sıkıntıyı kesinlikle giderecek. Ama onun için de işte bu burada bir volümün oluşması gerekiyor. Yani bu peki hacmin yukarı gitmesi gerekiyor. Peki yani o noktada bir katkı sağlayabilir. Şu anki rakam işte 60 yaş altı için 40 yaş civarındaki bir vatandaş için 900 lira civarında. Farklı poliçeler üretilirse talep daha fazla artar mı? Yani şimdi kesinlikle, şimdi burada fiyat fayda analizine bakmak gerekecek. Burada Türk insanının erişebileceği bir fiyatı çıkartmak çok önemli. Bunun için de maliyet bileşenlerine bakmak gerekiyor. Sizlerin de programda tartıştığınız gibi burada aslında süt fiyatları da çok belirleyici bir etken. Biz özel hastaneler olarak bu poliçe kapsamında bir taraftan SGK'dan süt kapsamında bir ödeme alırken diğer taraftan da sigorta şirketinden bir ödeme alacağız. Bizim eğer süt kapsamında SGK'dan aldığımız meblağın daha yüksek olması durumunda tabii ki bu poliçenin maliyeti belirlenirken sigorta şirketi tarafından bize ödeyeceği miktar düşebilecektir. Şimdi burada 7 yıldır artmayan bir süt fiyatları söz konusu. Dolayısıyla bakın burada ben bir önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Bu
şu fiyatı bu yıl artmadı. Önümüzdeki yılda artmayacak. Bir sonraki yılda diyelim ki bir artma yaşanmadı. Ama maliyetler artacak. O zaman bu maliyetler dolayısıyla özel hastane tarafından sigorta şirketinden karşılanması istenecek. Yani böyle bir dilemma oluşacak. Dolayısıyla burada bu poliçenin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için tüm paydaşların bu maliyet artışını göz ardı etmemesi gerekiyor. Yani kısaca özetle SGK'nın da bu süt fiyatlarını revize ederek gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde poliçe bedellerini düşürmek de mümkün olmayacaktır. Ve vatandaşın erişebileceği seviyelerde de tutmak kolay olmayacaktır. Özel sağlık sektörünün büyüme hızına nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Biraz önce dediniz ki 5 milyon noktasına gelmesi bu anlamda önemli dediniz. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Namık Kaya da 7 milyonu bir tavan olarak belirledi. Şimdi burada baktığımızda daha önceden birçok etkinlikte belirtilen şey Türkiye'deki önümüzdeki 5 yıl içinde ülke hedefi %15'lik bir özel sağlık sigortası olmasıydı. Yani aslında bu rakamın 10 milyona gitmesidir. Yani çünkü Avrupa Birliği'nde birçok ülkeye baktığımızda bunun çok daha üstünde oranlar mevcut. Tamamlayıcı sağlık sigortası burada buna kesinlikle hızlı bir ivme kazandıracaktır. Ama söylediğim gibi bu ivmeyi kazanabilmesi için bu poliçelerin fiyatlarının erişebilir seviyede olması ve sonra da sürekliliğin sağlanabilmesi için erişebilir fiyatta tutulması kesinlikle şart. Peki bu uygulama devreye girdi. 3-4 ay oldu ve iki özel sağlık kuruluşundan söz ediyoruz. Bu beklenen bir hız mı? Ve hızlı bir artış bekliyor musunuz? Şimdi Halit Bey de az önce ifade etti. Tabii burada iki tane zincir hastane grubu bu anlaşmayı Mafre Genel Sigorta ile imzalamış durumda. Ancak biz de biliyoruz ki yerelde birçok ilde tek tek hastanelerle de anlaşma yapmakta. Bence az önce telaffuz edilen rakam hiç de az bir rakam değil. 50 adet bir rakam telaffuz etti Halit Bey. Bunun daha da hızlanarak biz devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim öngörümüz bu poliçenin tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin özellikle Anadolu'da hızla yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Evet. Yani büyük illerde daha ziyade normal özel sağlık poliçesini insanlar tercih ederken Anadolu illerinde fiyatı itibariyle de daha fazla rağbet göreceğini düşünüyoruz. Türkiye biliyorsunuz aslında bir KOBİ ülkesidir. Çok sayıda KOBİ var ve bu fiyatları makul seviyelerde olduğunda bu çalışanlara bir yan fayda olarak kurumlar tarafından da sağlanabileceğine inanıyoruz. Burada da bir farkındalığı yaratmak için özel sigorta şirketleriyle özel hastanelerin de birlikte bir çalışma yapmasının doğru bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Evet. Çünkü özel hastanelerin de sonuçta kurumsal hizmetler departmanı var, pazarlama iletişim departmanları var. Sektördeki bu paydaşlar, bu poliçenin etrafında yer alan paydaşlar birlikte çalışma yaparak bu poliçenin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar, iyi akşamlar tüm arkadaşlarımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi biraz önce arada sizin söylediğiniz nokta, paydaşların bir araya giderek vatandaşın bunu daha fazla farkına varıp duymasını sağlamak anlamında herhalde bir işbirliği gerekiyor. Hani en azından farkına varsın, ister satın alsın, ister satın almasın. Şimdi Anadolu'nun altını çizdi. Biz de arada konuşurken Anadolu hastanelerinde, Anadolu'daki vatandaşın tamamlayıcı sağlık sigortasını daha fazla tercih etme ihtimali olduğundan söz ettik. Buradaki vatandaş davranış biçimini belki siz çok daha iyi değerlendireceksiniz. Şöyle, mevcut sağlık, özel sağlık sigortalarının kişi başı 2000-2500 liralık maliyetini düşünürseniz 4 kişilik bir aile bunu yaptığında böyle 8-10 bin liralık bir maliyete çıkabiliyor. Bunun karşılamasına kimsenin Anadolu'da çok fazla imkanı yok. Artı Anadolu'da özel hastanecilik yeni yaygınlaştığı için de son 5 yani 7-8 yıldır yaygınlaştığı için de bu tür ürünler çok tanıdık gelmiyor.
Ama tabii Anadolu'da oturan gelir durumu oldukça iyi, işin kalitesine, hızına, lüksüne önem veren bir kitle de var. Onların da buna çok ilgi göstereceğini düşünüyorum ve çok güzel özel hastaneler var. Anadolu'da biraz daha hızlı yayılacak gibi geliyor bana da. O güzel hastaneler sayesinde ve Anadolu'nun kaliteye susamış insanları sayesinde bu poliçelerin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Artı bu poliçeyi mutlaka özel kurumlarla özel sağlık sigortalarının birlikte sunmaları, tanıtmaları, pazarlamaları da çok önemli. Çünkü geçen yıl özel sağlık kuruluşlarının 92 milyon muayene yaptığını düşünürseniz, bu hasta yakınlarıyla beraber demek ki 350-400 milyon insan bu kuruluşlara girip çıkmış oluyor ki vatandaşın çok bu tür şeylere hassas olduğu bir alandır aynı zamanda sağlık alanları. Bunların tanıtımının düzgün bir şekilde yapılmasında ciddi fayda var. Dediğiniz gibi alır veya almaz. Ama bir şey var ki ne kadar yaygınlaşırsa o kadar ucuzlayacak. Yani 10 milyonu geçtiğinde ben çok daha bir hani böyle modern hiç sigarayla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum ama bir sigara paketi fiyatına aylık bu işlerin olabileceği bir düzen gelebilir. Şimdi aklıma geldi. Genel olarak sanki vatandaşın sağlığına kamu sahip çıkıyor. Özel sağlık sektörü de hastalıktan para kazanıyor gibi yansıtılıyor. Şimdi var olan bu sistem özel sağlık sektörünün maliyetlerini de aşağıda tutması için vatandaşın sağlığının korunmasına daha fazla çaba harcayacağı anlamına da gelir mi? Çünkü sonuçta tek bir sağlık kuruluşunda şu an bir ya da iki sağlık kuruluşunda var. Ve mesela düzenli kontrollere gelmesi, kronik sağlık sorunları sonradan gelişirse eğer koruyucu sağlık hizmetlerine özel sağlık sektörünün daha fazla çaba harcayacağı anlamına gelir mi? Kesinlikle gelir. Yani sosyal devlet vatandaşını tedavi ettirir. Eder diye yazmıyor kanunda. Ettirir. Bir yani, aracı kullanıyor, o da sizsiniz. Yani bunu bir aracı kullanır. Kamu hastaneleri de neticede bunu yapar. Üniversite hastaneleri de, vakıf hastaneleri de, özel hastaneleri de. Önemli olan bir hizmetin hangi standartta ve hangi fiyatla sunulduğudur. Etik sunulup sunulmadığıdır. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Ben gerçekten çok inciniyorum. Yani Türkiye'de hala özel hastaneler yasası diye bir yasa var, şey var ya, yani yönetmelik var. Ne demek özel hastaneler yönetmeliği? Yasası hastane yok. Hastane yönetmeliği olur ve her hastane buna uyar. Kamu olsun, üniversite olsun, özel olsun bu yönetmeliklere uyar. Özel hastane olunca farklı bir yönetmelik, devlet hastanesi olunca farklı bir yönetmelik. Özel hastane olunca farklı bir ruhsat. Devlet hastanesi, kamu hastanesi olunca ruhsat yok. Üniversite hastanesi olunca ruhsat hiç. Ruhsatlar tek tip mi olmalı? Tabii ki tek tip olmalı. Yani ameliyathanenin metrekaresi neyse her tarafta odur. Kapı dışarı açılacaksa her tarafta dışarı açılmalıdır. Yangın yönetmeliği hangi kurumda nasılsa her kurumda öyle olmalıdır. Öyle şey olur mu? Hepsi aynı vatandaşı tedavi etmiyor mu? Yani sahibinin X olması, Y olması, Z olması neyi değiştirir? Yapılan iş aynı. Tedavi edilen halk aynı. Yani bunlardan kurtulmamız lazım. Emeğin karşılığını düzgün ödememiz lazım ve ondan sonra da her şeyi sorgulayıp sistemde sıkıntı yapanları, sistemi kötüye kullananları, bunları alışkınlık haline getirenleri de içimizden şiddetle uzaklaştırmamız lazım. Bu konuda tamamen kurum, sosyal güvenlik kurumu gibi düşünüyorum. Evet, SGK ile işbirliği yapmaya kesinlikle. Bu konuda zaten yapıyorsunuz, hazırsınız. Son olarak tekrar toparlarsak, ben bir vatandaşım. Özel sağlık sigortam yok, SGK'lıyım. Neden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırayım? Evet, aslında çok güzel bir soru. SGK mensubu olarak ve ailemin de SGK mensubu olarak nasıl bir hizmet aldığı konusunda şöyle bir sektördeki sunuma baktığımda maalesef sağlığa erişimde bazen sorunlar yaşandığını görüyorum. Evet. Mesela 8 defa gidebiliyorum. Diyelim evet, ki biraz evet. önce 8 nokta kaç dediniz? 8.2. Hı-hı. Artık OECD ülkeleriyle kıyaslanırsanız tavanı yakalamış durumdayız. Geçmişiz. Şüphesiz. Özellikle kamudaki son dönemde hekimlerimizin biraz daha özele kayışıyla sağlık hizmet sunumunda hekime erişmede sıkıntı yaşandığı bir aşikar. Geçenlerde bir randevu almak zorunda kaldım anneme. 3 ay sonra randevu almak bir realitesiyle karşı karşıyayız. Yani bunun haricinde tabii ki Sayın Bağat çok güzel şeyler söyledi. Biz sağlığın gerçek anlamda kamu tarafından gayet güzel sunulduğu konusunda hiçbir endişemiz yok. Ama halkın
daha farklı bir hizmet, daha farklı, biraz daha eksklüzif hissetme ihtiyacı var. Yani farklı bir odada kalmak istiyor, aynı anda randevusunu almak istiyor, istediği hekime istediği an ulaşabilmek istiyor. Bizler de zaten temel teminat paketinin üzerinde ilave ücret alınacak bu hizmetlere ve farkındalık yaratacak hizmetlere talip olarak bu ürünü çıkarmış durumdayız. Neden ihtiyaç var? Yani halk eskiden de çok güzel müşahede etmişsinizdir. İşte otobüslerle seyahat edebilirken bir anda ülkemizde uçak ve seyahatler başladı. Evet. Halkımız uçaklar, bir kere uçağa otobüs, bindi. Ücreti fiyatıyla. Halkımız bir kere uçağa bindi ve bu işin kalitesinden, konforundan son derece memnun kaldığı için her elimizde hava limanları kurulmaya başladı. Keza benzer bir örnekle sağlık hizmetinin kamu tarafından özelden de satın alınmasıyla birlikte her ilde neredeyse bir veya birkaç tane özel sağlık hizmeti sunucusu ortaya çıktı. Ve bu son derece bir hekim olarak da bir vatandaş olarak da memnuniyet duyduğum bir konu. Dolayısıyla halkın bu ihtiyacını göz önüne alarak elbette ki temel sağlığa ulaşma konusunda sosyal devletin herhangi bir aksaklık içerisinde olduğu konusunda bir iddiamız yok. Ama farklı hizmet almak için ödeme gücü olan insanların da farklı bir yapıda yeni bir ürün almasını önünü açmamız gerekiyor. Yani bu konuya bir kısıt getirmek bence hiç de mantıklı veya akıllıca değil. Bu limitin daha farklı yöntemlerle belirlenmesi veya önünün açılması tamamlayıcı sağlık sigortasının temel çıkış noktası oldu. Biz de müşahede ediyoruz ki gayet güzel bir ilgi var bu konuya halk tarafından. Özellikle KOBİ'ler tarafından ve grup sağlık sigortaları tarafından. Hele Anadolu'daki sağlık hizmet sunucularının da çoğalmasıyla yani özellikle Anadolu'da ciddi bir sağlık sigortalı portföyünün olduğu konusunda ciddi şeylerimiz var, geri bildirimlerimiz var. Son olarak siz yayına girmeden önce dediniz ki insanların beklentisi o kadar yükseldi ki artık hastanelerde hasta yemeği isteyen hasta sayısı dediniz çok az. Bir örnek verir misiniz? Rakamı siz söyler misiniz? Yani hastaların neredeyse %90'ı diyet yemeği yemiyor hastanelerde. Yani kronik hastalar ya yüksek tansiyonu yoksa ameliyatın ilk gününde değilse insanlar hastanelerde çok farklı yemekler yiyorlar. Özellikle özel hastanelerde istediği yemeği isteme yani özel sipariş etme hakları var, şansları var. Yani sağlık artık sadece sağlık hizmet sunumu değil. Yani bunu özellikle üzerinde durmamız lazım. Yani sağlığın içinde müthiş bir hizmet katkı bir şeyi var, oranı var. Yani hız ve lüks dünyanın her yerinde ekstra paradır, pahalıdır. Hız ve lüks istiyorsanız, yani özellikle bir şey istiyorsanız mutlaka fark ödemek zorundasınızdır. Küçük veya büyük fark ödemek zorundasınızdır. Bunun da önüne engel koyarak hastaneleri çok böyle çapsız ve çok sıkıntılı hale sokmayalım diyorum. Ama parası olmayan vatandaşımızı da en güzel şekilde tedavi etmenin, ettirmenin yollarını bulalım. Kamu hastanelerindeki yüklenmenin sebebini ifade edeyim. Bize gelen vatandaşlar 3 lira eczanede, 12 lira bizde, 15 lira bedel ödemek zorundalar. Yani devlet bize, sosyal güvenlik bize bir muayene için laboratuvarı dahil 28 lira ödüyor, 15 lirasını geri alıyor. Geriye 12 lira para kalıyor. Yani bununla gerçekten yapmaya çok yani bu işleri sunmaya imkan yok. Bunu kamu hastanelerinde 5 lira aldığı için kamu hastanelerine daha çok yönlenme oluyor. Yine tam 5 yıldır özel sağlık sektörü sadece ve sadece 800 tane uzman alabildi. 21 bin doktorumuz var. Sadece 800 tane artış yapabildik 5 yılda. 5 yılda Türkiye'de tam 6 bin, yani her yıl 6 bin tane uzman 6-7 bin tane doktor mezun oluyor. 5 yılda her yıl 5 bin uzman çıktı. Yani 25 bin uzman çıktı bu 5 yılda. Özel sektöre sadece 800 tanesi verildi. Tabii ki o zaman o kadar uzmanın verildiği yere gidecek vatandaş. Özel sağlık sektörüne verilmedi. Bütün bunlar çok güzel şeyler yapıldı ama çok ciddi haksızlıklara maruz kaldık. Maruz kalmaya devam ediyoruz. Tek mutluluğumuz var. Yani tek şeyimiz var. Düzeleceğine inanıyoruz. Bu inanç olmasa hakikaten bu hizmet verilir durumda değil. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili izleyiciler, size de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin gündemine yeni giren bir konuyu henüz daha
bebek diyebileceğimiz bir konuyu, tamamlayıcı sağlık sigortası konusunu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Sayın Reşat Bahat, Mafra Genel Sigorta Sağlık Tazminat ve Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Sayın Halit Başkaya ile değerlendirdik. Telefon hatlarımızda da Sayın Namık Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili bizimle birlikteydi. Ve Medline Sağlık Grubu CEO'su Gürkan Ergenekon da yine telefon hattımızda bizimle birlikte oldu. Türkiye'deki özel sağlık sektörünün gelişmesine büyük katkısı olacağı düşünülen bir konu tamamlayıcı sağlık sigortası. Vatandaşın hala yeterince duymamış olması bir eksiklik. Ama SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Namık Kaya'nın dediği gibi sektörün tüm taraflarının birlikte çalışarak en azından daha fazla duyulur olmasını, vatandaşın önüne bir tercih olarak gelmesini sağlaması gerekiyor. Sonra alıp almayacağına vatandaş kalacak. Yine yeni bir konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Sağlıkla kalın.